Şöyle dedim, öncelikle Van Gazetesi ailesine günaydınlar diliyorum. Yakın tarihte bir gazetemde el değiştirmiş olması nedeniyle sizlere ve hanımıza hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Hikmetullah Bey, ben 1971 Van Özap doğumluyum. Tabii köyde doğdum, daha sonra öğretmen lisesine okuduk. Sonra eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği okuyarak öğretmenliğe başladım. Öğretmenlikten sonra müfettişlik fakültesi vardı. 94 giriş tarihinde üniversite sınavıyla yerleştik. 4 yılda müfettişlik fakültesine hem öğretmenlik yaparak hem de fakülteye okuduk. Bitirdikten sonra da ilk atamayla Şırnak'a eğitim müfettişi, eski deyimle ilk öğretim müfettişi olarak gittik. Orada da 6-7 yıl çalıştık. 3 yıl orada teftiş kurulu başkanlığı yaptım Şırnak'ta. Bütün köylerini, beldelerini, mezarlarını gezdik. O zorlu süreçte terörün yoğun olduğu dönemlerde. Daha sonra Van'a geldik, Van'da teftiş kurulu başkanı olarak görev yaptım. Depremde teftiş kurulu başkanıydım. O tarihsiz günleri ki Allah bir daha göstermesin. Hep yaşadık, o yoğun süreçleri de atlattık. Sonra 2014 Ocak ayında Van İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladım. 4 yıl, 1 ay aşkın bir süreyle Van'da en uzun süreli görev yapan il müdürlerinden biri. En uzun süreli görev yapan da Vanlı müdür olarak bugüne kadar Allah bizlere nasip etti. Bundan 2 ay önce de bakanlığa, bakanlık müfettişi ve aynı zamanda bakan müşavir olarak atandım. Haziran, 24 Haziran 2018'de yapılacak olan milletvekili genel seçimleri için görevimden ayrıldım. AK Parti milletvekili aday olarak başvurumu yapmış bulundum. Şimdi hizmet yaptığım süre boyunca kamuda 27 yılı aşkın süre zarfında eğitimin her kademesinde inanılmaz derecede birikimler, tecrübeler edindik. Bu tecrübelerimizi ve birikimimizi aslında içinde de yoğun bir şekilde yaşadığımız siyaset alanına dökmek ülkemize ve özellikle de Van'ımıza daha fazla hizmet üretmek, hizmette koşmak için ben bu göreve aday aday oldum. Şimdi bu süre zarfında başta kamuoyunun sesi olan basınımıza bütün hizmetlerimizi her zaman açık bir şekilde sunduk. Basınla sürekli iç içe istişare ederek hizmetlerimizi yürüttük. Kamuoyuna hizmetlerimizi sunan basında hep bizim beynimiz, bizim sesimiz, kulağımız oldu. Kamuoyuyla hizmet sektörü arasındaki iletişim sağlayan organ oldu. Bu süre boyunca kapımızı çalan öğrencisinden öğretmenine, hizmetlisinden halkına, bayanından erkeğine, yaşlısından gencine kadar herkese kapımız sonuna kadar açık oldu. Hiçbir hizmet talebini geri çevirmedik. Hiçbir vatandaşımızın arzusunu, isteğini ötelemedik. Kurumsal olarak üzerimize düşen resmi görevleri yapmakla birlikte özellikle de vatandaşımızın hizmetlerini daha üst düzeyde yerine getirmek için yoğun çabalar sarf ettik. Kapımıza gelen her türden vatandaşımızın istek ve arzularını dinledik. Sesler, bir nevi seslerini aldık. Onlarla empati kurduk. Onların sorunlarını kendi sorunlarımız olarak algıladık. Bunu yaparken de özellikle insani, manevi, kültürel, sosyal ve en önemli hoşgörü değerlerini de ön planda bulundurduk. Görev yaptığımız süre boyunca kapımıza gelip de bizim geri çevirdiğimiz, efendime söyleyeyim, İl Milli Eğitim Müdürü Fiyasettin Kreti ve ekibinin bizi dinlemediği, bizi dikkate almadığı, efendime söyleyeyim, sorunlarımıza duyarsız kaldığı gibi hiçbir iddia olmadı. Hamdolsun bu görevlerimiz boyunca da biz ne kitlesel
ne de ferdi tepkilere de uğramadık. Eleştiriler oldu ki bizi kendimizi geliştirmemiz içindi. Olumlu ve olumsuz görüşler oldu. Bu da bizi daha fazla geliştirdi. Bizim eksik ve hatalı yaptığımız işlerin eleştirilmesi, kamuoyunda yazılması, çizilmesi de bizim önümüzdeki işleri daha doğru yapmamıza aracı oldu. Görev yaptığımız bu süre boyunca neler yaşadık? İşte asıl buydu. Neredeyse 7-8 tane seçim süreci yaşadık. Siz de çok iyi biliyorsunuz. En az 3 tane genel seçim. Defalarca kongreler, efendim söyleyeyim referandumlar, cumhurbaşkanlığı seçimi ve gibi ve benzeri. Bu seçimler yani bir kongresi neden etkiler? Her zaman. Ülkede yaşayan, ilde yaşayan her ferdi etkilediği gibi bizi de etkiliyor. Çünkü kamusal bir hizmettir. Kamusal hizmetin içerisinde eğitim sektöründe bulunması kaçınılmazdır. Çünkü benim bünyemde 350 bine yakın öğrenci, 20 bine yakın öğretmen, 350 bin öğrencisinin birer annesi, babası, yani ebeveyn olarak düşündüğüm zaman 700 bin ve dolayısıyla 1 milyon 100 bin insanın iç içe olduğu, herkese temas edilen bir konu eğitim. Eğitim başı olan da ben, bu değişimi ve bu büyük aileyi yönetmek hakikaten zordur. Biz şükürler olsun bu süre zarfında bu yöneticilik görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye, halkımıza hizmeti en üst düzeyde sunmaya gayret ettik. Demin ifade ettiğim gibi bu süreçlerde önce tabii ki Kobani olayları, 6-7 Ekim Kobani olayları dediğimiz maalesef Çukur siyasetiyle birlikte Doğu illerini özellikle sarsan çok büyük olaylar oldu. Bir günde 34 civarında okulum yakıldı. Bir günde 34 civarında benim görev yaptığım sürece okulumuz yakıldı. Talan edildi. Taşlara, kapılara, camlara kırıldı. Efendim ben söyleyeyim, neredeyse bir düşman yurduna, memleketine girercesine bir zihniyetle okullarımıza, eğitim tesislerimize, bu minicik yavrularımızın eğitim görmesi için devletimizin tazim ettiği, kurduğu eğitim yuvalarına saldırılar yapıldı. Bu sadece bir gecede yapılan saldırı. Görev yaptığım sürece yüzlerce defa okullarımıza kundaklama, molotof ve benzeri saldırılar yapıldı. Kobani olayları nedeniyle görevi işi bırakan maalesef binlerce öğretmenlerimiz oldu. Bu anlayışta öğrencilerimizi yanlış yönlendirmeler oldu. Bunları tamir ederken, bir yanda fiziksel tamir yaparken gönül tamiri de yapmak gibi bir görevimiz oldu. Biz çocuklarımızı bu tür eylemlere karşı daha uyarı tutmak için yüzlerce öğretmenimizi rehberlik servisleri vasıtasıyla öğrencilerimizi aydınlatmak, onların fikriyat bozukluğunu düzeltmek için çabalar sarf ettik. Yetmedi maalesef. Başından beri 17-25 Aralık olaylarıyla beraber FETÖ terör örgütünün hükümetimizi, devletimizi paralel devlet yapılanmasıyla beraber yıkma gibi girişimlerle karşı karşıya kaldık. Bir yanda onların devam eden eğitim kurumlarını tanzim, devlete tasfiye etmek, devletin kontrolünü almak, bir yanda onların terör anlayışını silmek gibi uğraşlar içerisindeyken maalesef hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık ve hain darbe girişiminde bizim dönemimiz, biz müdürken oldu. Bu hain darbe girişiminde tabii ki FETÖ'ye müzahir binlerce öğretmenler ve eğitim kurumları ülkemizde oldu. Bizim bizde de tasfiye etme süreci, görevden atma süreci yaşandı. Biz bu hain darbe girişimine karşı hükümetimizi, devletimizi ve cumhurbaşkanımızı devirmek için planlanan bu terörist anlayış ve maalesef darbe anlayışını 30 gün boyunca burada ben bütün teşkilatımla, bütün eğitim camiasıyla, eğitim camiasının bütün aile fertleriyle birlikte yek vücut olarak
eksiksiz 30 gün boyunca demokrasi nöbetlerine geldik. Demokrasi nöbetlerine gelirken şenlik havasıyla, efendime söyleyeyim, elimizden, öğretmenlerimizden, diğer kurumlarımızdan bütün katkılarımızı sunduk buraya gelen halkımıza. Daha sonra terör müzahir olan kişilerin eğitim sistemimizdeki çalışanlarını tasfiye etme süreçlerini yaşadık ve yaşıyoruz. Dikkat ederseniz bu görev yaptığımız 4 yılı aşkın müdür olarak İmediyet Eğitim Camiası'nın sürede biz aslında ülkemizin karşı karşıya kaldığı onlarca terör girişimini de bizzat yaşadık ve onlarla mücadele etmek için de bütün ülke insanı gibi biz de mücadele ettik. Kanunu doyuracak istihdam alanlarını yaratacaksınız. Bugün turizm sektörü var. Biz sadece sırtımızı maalesef çok da güvenemediğimiz İran politikasıyla Van'ın turizmini dönüştüremeyiz. Ha bu karşımızda buyur. Kesildi. Ne oldu? Bıçak sırtı gibi oldu. Siz yeni argümanlar geliştirmezseniz İran'a bağlı bir ekonomi endeksi tamam. Kapıkı açılacak bu uluslararası büyük ticaret şeyleri için geçerli ama o turizm değildir. Bu ticarettir, ekonomi için güzel bir şey. Yılda 500, 600, 700 bin turist, İranlı turistin beklentisi olan bir kent, ona göre yapılanma yapıldı, ona göre kentsel dönüşümler gerçekleşti, ona göre oteller, kafeler, barlar, efendiden söyleyeyim, eğlence merkezleri açıldı. Şimdi hepsi kapandı, kim olacak, ne olacak? O halde tarih boyunca İran bizim komşumuz. İran'a endeksli siyasetler çok fazla biliyorsunuz, yürümüyor ama tabii bir ulusal ve küresel düzeyde elbette her zaman dostlarla yaşadığımız bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde İran'la ilişkilerimiz yürüyor. Ama il olarak en fazla sınırın olduğu ülke İran bizim. İran'la daha farklı iletişimler, daha farklı yöntemler, daha farklı makro düzeyde projeler geliştirerek biz İranlı insanları buraya çekmek zorundayız. Sadece İran insanları eğlence için değil, İlimizin, kentimizin başka alanlarında da, tabii başka alanlarında da onları ekonomik anlamda onları kendimize bağlamamız lazım. Sadece bavul ticaretiyle, efendime söylemiş 3-5 parça elbiseyle onları, o da birkaç tane büyük firma zaten ipotek altına almış. Onu da zaten kentte bunun tartışması da yaşanıyor. Sağlar diliyorum. Son olarak halka söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şu halkımız şunu iyi bilsin. Siyasi temsiliyet kabiliyeti yüksek olan insanlar artık alana iniyor. Halkımız tercihini yaparken buna göre yapacaktır. Halk tercihini yaparken lütfen bakın bu ilimizin ve ülkemizin belki 100 yıllık geleceğini ilgilendiren büyük bir seçimdir. Önemli bir seçimdir. İdeolojik davranmaz. Siyasi davranmaz. Herkesin bir ideolojisi vardır. Sırf partizanlık içinde hareket etmez. Benim ilime hizmet edecek adaylar ya da adaylar bunlardır desin ve ona göre oyunu versin. Bakın biz zaten bu tecrübeyi yaşadık. İdeolojik davranarak dar kalıplar içerisinde çok kısır bir döngüyle siyasi felsefemizi kullanarak ideolojik yönde eğilim gösteren partilere oy vererek ilimiz 10 yılını kaybetti. Aslında yaşadığımız birçok süreç bizim için fırsattı. Ya Ankara'da temsiliyet kabiliyetimiz az olunca aldığımız hizmetler de bu oranda bize yansıdı maalesef. Eğer güçlü bir il kadrosu olsaydı, milletvekili kadrosu olsaydı bugün ilimize verilmeyen ikinci üniversite gelmiş olacaktı. Ya da çok da kurmuş olacaktı. Ya da işte raylı sistemle bizim ilimizin ulaşımını çözecek olan ulusal düzeyde projeler gelmiş olacaktı. Ya da işte yıllardır ağır hasarlı olan stadyumumuz ve her ilin neredeyse çevre yolu sorunu çözüldü.
çözülemeyen çevre yorumumuz, çözülemeyen iman hastalığımız çözülmüş olacaktı. Düşünün 6-7-8 tane milletvekili el ele verdiğinde hangi bakan, hangi hükümet yok diyecekti. Onun için ben halkımızdan şunu istirham ediyorum. Bu seçimde özellikle Van için tercih de bulunsunlar. Van'ın geleceği için insanlar yanaşsınlar. Ben ideolojik olarak bunların bütün siyasi görüşlerine saygım sonsuzdur. İpotek koyucu kalbimiz de yoktur. Kimsenin kapısına gidip zorla o istedik durumumuz da yoktur. Ve kimsenin iradesini de satın alacak pozisyonumuz da yoktur. Biz diyoruz ki lütfen çocuklarınız için, gelecek yüzyılınız için, nesilleriniz için, güzel bir Van için, kentleşmiş, sarayleşmiş, gelişmiş, turizm kenti olan bir Van için AK Parti etrafında birleşsinler. Bakın bu çok önemlidir. Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu o vizyoner liderlik kriterlerine göre kurulmuş olan 2023 stratejisine oy versinler. 2023 vizyon belgesine onay versinler. Ben bunu Van, yani bir Vanlı olarak, Van'ı seven bir kardeşiniz olarak, Van'ı seven bir hizmetkar olarak, Van'ı seven bir gerçekten Van sevdası olarak bugün vatandaşımızdan istiyorum. Bu defa ideolojik davranıyor. Bu defa sadece Van için diyelim, çünkü Van'ın çok büyük sorunları var. O sorunları aşağı bulmamız için mecliste çok güçlü olmamız lazım. Mecliste yumruğunu vurabilecek bir güç yumağının oluşması lazım. Ben tabii bu süreci yakından takip eden, gerçekten demokrasi şöleni şeklinde cereyan eden, bu ortamı halkımıza, kamuoyuna duyuran, başta Van gazetesiyle, Van habere, Van'ımızın çok değerli görsel, iletişimsel basınına, yazılı ve yazısız olan medyasına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu demokrasi şöleninde işte hırgır çıkarmıyor, olay çıkarmıyor, vatandaşlarımıza da saygılarını sunuyorum. İnşallah hepimiz için, malımız için, ülkemiz için, dünyamız için ayrı bir seçim olur. Hepinize saygılarımı sunuyoruz. Bize saygılarımı sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz konuk olduğunuz için.